Efendi anlatıyor uçakta giderken. Bir de baktım ki diyor ya hostesler var diyor, hostlar var diyor. İşte muhabbet ediyorlar. Darlamış Efendi Hazretleri. Ne yapsak acaba? O orada böyle bir ders yaparken zuhuratta bunları başıboş bırakmamak lazım. Onu duyunca, o sesi duyunca ondan sonra hoca annelerimize, hoca kardeşlerimize, hanımlara demiş hemen hostesleri hemen en yapın. Onlar hemen anlatmaya başlıyorlar. Sonra ne diyor hostesler? Diyorlar ki biz bunları hakikaten hiç duymamıştık. Allah sizden razı olsun. Böyle anlatıyordu. Ondan sonra erkeklere diyordu ki aman he hosteslerden bir şey istemeyin kadınlardan. Erkek hostlardan isteyin. Hiç diyor yani erkek kadın hostesten bir şey ister mi? Bunu görürsek diyor. Hatta diyor ki medine Mülevvere de Hazreti Hamza bana göründü. Bundan hiç razı değil diyor. Ya yani sen işte hep böyle zikirle hemhal olunca seni büyükler uyarıyor. Adam. Ama bizim gibi küçük adam olursan küçük küçük işler için uyarılıyorsun ya Burada 100 lira zarar edersin ha. Çok güzel bir şey söyledi. Allah, Allah sağ Dünyamı düşündün de biraz da ahiretimi düşün be. Biraz da ben onun için araba Bir arkadaş düşün. Gençler sizi hep halı sahaya çağırıyorsa sana bir faydası yok mu? Hep ona çağırıyor. Hep okey'e okay çağırıyor. Hep kafeye çağırıyor. Hep nargileye çağırıyor. Zararlı bir adam bu. Hiç Allah'a çağırmıyor. Hiç pazar sabahı sohbete gidelim. Gel şurada sohbet var. Ya bu gidişat nereye kardeşim kanka ne oluyor böyle falan. Bir şekilde düzen verelim ya. O adam sana hep zarar ver. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ne buyuruyor? Kişi arkadaşının dini üzeredir buyuruyor. Gaz verir, senin malın vardır, mülkün vardır der ki ya babanla bir söyle bir arabayı çalsan ne olur be. Bir takılalım be, inelim şu sarı yere bebeke. Bir turlayalım falan. O ara başına bela gelebilir, arabayı vurursun. Ondan sonra seni satar. Satmaz mı? Satar. Sonra maazallah vuruyorsun. He? Sonra baba da öğreniyor. Çok da büyük bir şey varsa, suç varsa, birine yaralama varsa babada diyor ki evladımdır bunun suçunu kapatır mı içeri gitmesi? Oho böyle silsile silsile gidiyor. Bir arkadaş deyip geçme yani. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Bizi ahirete götürecek, ahirete hazırlayacak insanlarla karşılaştırsın. Amin. İşte Efendi Hazretlerimiz o ağaca giderdi, oradan o tadı alırdı ve onu tarif ederdi. O yüzden etkiliydi.